Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumu hoş geldiniz. Hafta sonları videolarıma iCrypex sponsor oluyor. Kripto para borsası ee, onu da hatırlatarak başlamak istiyorum. Eğer siz de iCrypex'e üye olmak ve e, MTI yatırımlarınızda kripto paralar üzerinden yapmak isterseniz aşağıda açıklamalardaki Linki tıklayarak üye olabiliyorsunuz ve sizde. siz de istediğiniz gibi altına yatırım yapacaksınız mesela altına karşılığında altın olduğu söylenen e, altın emtia e, altın coinlerini yatırım yapabiliyorsunuz. Yani bu e, altına yatırım yaparken insanlar genelde böyle fiziki olarak tutmak istiyorlar ama bazen de böyle işte ne bileyim altın sertifikası var. Bunun karşılığında altın var deniyor. İşte bu da öyle yani coin bu karşılığında da altın var deniyor. O şekilde kripto para üzerinden de altın yatırımı yapılabiliyor. Peki bugün o zaman ilk olarak Fed ile başlayalım çünkü tüm dünyayı etkileyen bir şey FED, bizim de özellikle takip ettiğimiz. Çünkü ben size artık TL varlıklardan çıkma zamanı gelmiştir. Ağustosun ilk iki haftası içerisinde. Çıkılması gerekir diye söylemiştim bundan işte yaklaşık 10 gün önce falan bitmiş oldu bu süre ve e, dolayısıyla da artık bizi ilgilendiren şey burada Fed e, ağırlıklı olarak ve e, Jackson Hole toplantısı senede bir defa yapılıyor. Fed faiz indirimlerine başlayacak mı ayak sürecek mi falan gibi şeyler vardı e, ve de ne kadar faiz indirimiyle başlayacak bunlar vardı en son şeyden bahsetmiştim hatırlayacak olursanız yani tarım dışı istihdam verisi revizyonundan bahsettim. Yani bu çok önemli bir şey tarım dışı istihdam verisinin revizyonu. Çünkü ciddi oranda aşağı revize edildi ve istihdam piyasasının da böyle zayıf olduğu ortaya çıktı. Tahmin edilenden daha fazla zayıf olduğu ortaya çıktı. Ve bu nedenle de yani Powell'ın çok fazla böyle biraz daha veri bekleyelim bir ağırdan alalım falan deyip biraz böyle şahin konuşabilecek durumu kalmadığını düşünmüştüm ki zaten bu Jackson Hole toplantısında da bu bağlamda bir açıklaması oldu Pavel'in ee, mevcut e, istihdam piyasının daha fazla soğumasını istemediklerini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Yani e, faiz indirimlerine de yeşil ışık yaptı. Faiz indirimleri başlıyor Eylül ayında. Şimdi faiz indirimleri olunca geçmiş yıllarda Amerikan borsasında düşüşler olduğu bazı zamanlarda düşüşler olduğu görülmüştür. Her faiz indiriminden sonra bu olmamıştır. Her faiz indirimi döngüsü başladığından sonra bu olmamıştır. Ama olduğu da görülmüştür. Ve bunun da sebebi şu, faiz indirimi eğer resesyon endişesi nedeniyle gerçekleşiyorsa o zaman piyasa bunu önceden satın oluyor. Borsalar Böyle bir durgunluk e, endişesini önceden satıyor. Yani e, şirket karlarının düşeceği beklentisiyle borsalara satış geliyor. Düzgün işleyen borsalarda bu böyle tabii ki. Ve Fed'in faiz indirmesi bu durumda negatif olarak algılanıyor. Ancak Fed bu faizi indirirken evet enflasyon düştü. Biz buna karşı zafer elde ettik ve biz enflasyonu da hedefimize ulaşacağımız konusunda da yani artık daha daha güvende hissediyoruz kendimizi dediği zaman ve o, o sayede faiz indirimlerine artık başlayabiliriz dediği zaman o zaman bunu piyasa pozitif olarak algılıyor. Çünkü enflasyon vardı, düştü, resesyon endişesi de geride kalmış, en azından ötelenmiş. O zaman piyasa bunu çok pozitif olarak görüyor borsa üzerinde konuşacak olursak. Hatta borsada bu tip böyle enflasyonun düştüğü ortamın e, finansal e, giderleri, finansal yükü daha fazla olan e, küçük hisselerde, small cap'te daha pozitif olduğu da söylenir. Zaten onların da e, daha iyi performans gösterdiğini gördük bu şeyde. Ben onu incelemiyorum. Yani o çünkü... Belirli dönemlerde yukarı giden bir şey sürekli olarak para kazandıran bir şey değil. S&P 500 gibi bir şey değil ama onların da biraz daha iyi performans gösterdiği oluyor böyle ortamlarda. Onu da söyleyeyim yani isterseniz. Small cap'e yatırım yapan ETF'ler var. Türkiye'de sadece small cap'e yatırım yapan tefas fonu var mı bilmiyorum. Yani içinde small cap olan vardır ama yani ağırlıklı olarak yani %80 olarak böyle en azından small cap yani böyle yatırımı yapan bilmiyorum var mı tefas fonu. İçinde %10 olmuş, 20 olmuş. Bunların çok anlamı olmuyor zaten. Şimdi, e, yani dolayısıyla Powell beklenildiği şekilde konuştu. Ve Powell'ın konuşması sırasında birazdan geçeceğim. Volatilite de çok yüksek oldu. Yani bir yukarı, bir aşağı şeyler devam etti. Bu arada Jackson Hole Sempozyumu da devam ediyor. Şu anda halen Cumartesi günü de var. Ama Powell konuşmasını yaptı. Yani yani neticede her konuşmasından sonra bir risk vardı. Biraz böyle piyasayı gerebilecek şeyler vardı. Konuşmadan önce bir alım yapılmamasını önermiştim. Çünkü o saate kadar önermişim. Üç kademe demişim, 4 kademe demişim. Biz dört kademeyi de geçtik. Elimize para geçmedi diyenlere bir daha önermişiz. Bir daha önermişiz. Ondan sonra iki gün kala artık bir durum dedik değil mi yani böyle bir risk ortada oluşmuştu. Her zaman risk var bu arada. O yüzden şu saatten sonra bir şeyi de mesela alım öneriyorsam özellikle parçalı diyorum parçalı yani bütün paranızda değil mesela paranızı üçe bölün bir şey almak istiyorsanız veya 4'e bölün bir kademe alın sonra tekrar parçalı alım yapılabilir dediğim zaman bir daha alın gibi. Ama parçalı alım dediğim zaman alım önerdiniz ben de aldım zarar ettim diyenler olabiliyor parçalı alımın mantığını anlamayanlar. Çünkü düşüş olabilir. Parçalı alım onun için söylüyoruz. Düştükten sonra bir parça daha alabilirsin. Mesela benzer şey bu Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldiği zaman yaşadık. Perşembe günü alıma geçmiştik. Cuma günü tarım dışı istihdamı yaşadık. Pazartesi günü üzerine Japonya'dan gelen haberlerle çok sert düşüşler oldu ama salı günü aldık Parçalı aldığımız için daha sonra işte çarşamba, perşembe aldık ve kâra geçtik neticede. Bu şekilde yapılmalı, mantık böyle olmalı. Şimdi e, bu durumda öncelikle Dow Jones ile başlayalım. Dow Jones bakın eski zirvesine, eski kapanış zirvesine hemen hemen gelmiş durumda yani. Bütün bu düşüşü Dow Jones geriye aldı. Ve bu seviyede artık bu 41.221 buralarda geçildiği zaman Dow Jones'ta yeni rekora gideceğiz. Yani gün içi rekor burada Dow Jones'ta şu 41.366 oluyor. S&P 500, S&P 500'de şu 16 Temmuz'da gördüğü zirvenin çok az aşağısında. Hani ben de demiştim ya böyle zirveye yaklaştığı zaman yeni alım önermeyeceğiz diye. Şöyle aslında işte halen daha yüzde yarım falan. Yani halen daha son bir defa bir alınabilir dirençe kadar bence. S&P 500 e, halen daha alım yapılabilir. Yüksek e, yükseliş trendinde çünkü yükseliş trendinde en ufak bir bozulma olmadı. Şu sıfır trende bakıyoruz. Gayet güzel. Devam ediyoruz. E, Nasdaq'a Baktığımızda Nasdaq 19.720 olarak kapanmış. Bakın ee, Nasdaq halen daha bu 11 Temmuz'daki düşüşü geri almış değil. Halen Nasdaq'ta büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. Halen daha alınabileceğini düşünüyorum. Yani Amerikan borsasında parça parça ek yapılabilir, alım yapılabilir falan fon alamıyoruz bon doldu deniyor. Olabilir o zaman mesela TMG dolduysa AFA alınabilir yerine. ve bu şekilde e, ilerlenebilir halen de Amerikan borsası için konuşuyoruz. E, Amerikan 10 yıllıklarda da e, yani burada aslında bono piyasası daha akıllı piyasa tabii. Oraya bakmak lazım yani bu piyasa bunu nasıl değerlendirdi bono piyasası e, nasıl şey yaptı bu Jackson'ın o konuşmasını pozitif değerlendirdi. Yeniden 3.80'e geri geldi. İşte 3.80'de burada bir taban oluşumu var. Biraz daha belki bu tabanda destek bulup biraz daha bir yukarı gidip ondan sonra herhalde tekrar 3.70'i deneyecek gibi düşünüyorum. Yani şu anda Amerikan oyunluklardaki gidişat bizim için iyi. Yani değerli madenler için... Gayet pozitif bir durum altında e, uzun bir süredir e, parçalı alım öneriyorduk fakat bu son zirveye yaklaşıldığında parçalı alım önermedik bir bekleyelim dedik. Şimdi bu e, haberden sonra artık e, pazartesi gününden itibaren parçalı alım da yapılabilir altında tekrar parçalı alıma dönülebilir. Çünkü hareketli ortalamaya kadar geri çekilmiş. Bakın. Ve oradan da yukarı doğru gitmiş ve devam etmiş. Yani hem Amerikan 10 yıllıkta düşüş var, hem faiz indirimi olacak. Burada endişe ne olabilirdi? Burada endişe e, belki şey olabilirdi. Yani evet zaten faiz indirimi başlıyor. E o zaman e, zaten bu beklenti satın alınmıştı. Tekrar satışlar gelebilir gibi ol olabilirdi. E, öyle olmadı ama. Yani beklenti henüz daha Satın alınmış değil yani e, öyle gözüküyor. E, gümüş tarafında daha da iyi bir hareket görüyoruz. O yüzden gümüşte de tekrardan parçalı alım öneriyorum. Gümüşte de parçalı alım yapabilirsiniz. Şimdi e, şimdi bir de Amerika'daki yani bu faiz beklentilerine ait bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bakın. E, 18 Eylül'de bu CME FedWatch Tool'a göre CME grup tarafından hesaplanıyor. Piyasadaki beklenti büyük oranda 25 bas puanla başlanmaz. 7 Kasım'da ise yani 7 Kasım'da ise gene büyük oranda ama belli değil yani 25 bas puan gene ama bir ihtimal 50 de olabilir. Fakat 18 Aralık'takinde büyük ihtimalle 50 yani aslında burada şöyle değerlendirmek lazım. Sene sonuna kadar 100 bas puan indirim bekleniyor. Bunun bir yani birinci kademesi 25 bas puan Eylül'de. Kasım veya Aralık'tan bir tanesinde de 2 yani 50 bas puanlık indirim. Bir tanesinde 25 bas puanlık indirim şeklinde piyasanın beklentisi var. Ama tabii bu arada... E, seçim sonuçları ne olacak? Onlar da önemli. Burada artık e, ne Trump favori ne de Harris. Yani birbirine çok yakın anketler. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Bu, bu arada özellikle e, borsa tarafında, borsa tarafından konuşuyorsak, Trump'ın olması daha iyi. Çünkü vergileri indireceğim diyor. Harris kurumlar vergisini arttıracağım diyor. Artı borsa yatırımlarında kazançlardan daha satış yapılmadan, yani kazanç gerçekleşmeden, gerçekleşmemiş kazanç üzerinden vergi alacağım diyor Eris. Bu borsa yatırımları için de kötü çünkü o zaman işte zararına satış bilmem ne gibi şeyler de olabiliyor. Ama yani Trump olduğu zaman bu şey olmayacak. Yani borsa açısından Trump daha iyi. Diğer konulardır, şudur budur onlar ayrı bir konu. Yani borsa yatırımcısı için Trump olması daha iyi o yüzden anketlerde Trump öne geçer ve de arayı açarsa piyasa bunu satın alacak. Ama şu anda anketler ve bahisler birbirine çok yakın, çok benzer şeyler var. Şimdi anketlerden bahsedelim. Anketlerde en son işte Rasmussen Report varmış. Harris 46, Trump 49 gözüküyormuş. Yine bir sadece Trump ve Harris'e karşı yapılmış olan. Data for Progress diye bir şeyde Harris 49, Trump 46 gözükmüş Tam tersi. Ee, baş, benzer başka şeylerde Yani e, öyle çok bir e, Trump'ın önde olduğu ya da Harris'in önde olduğu bir e, anket yok şu son durumda. E, burada da Burada da şeyler var. Bahisler var. Bahislere göre Harris buçuk Trump 49. Yani gene çok yakın. İşte Polymarket'e bakıyorduk. Orada da Harris 47, Trump 49. Gene çok yakın. Ve burada da işte gidişatı göstermesine son 14 güne baktığınızda bakın artık birbirlerine iyiden yaklaşmış vaziyetteler. Şu şekilde gidiyor. Şimdi burada ek olarak şöyle bir şey gerçekleşti dün akşam. Ee, Üç tane aday vardı biliyorsunuz. Halen tabii gene üç tane aday var. Bir tanesi Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. bildiğimiz meşhur e, can, e, JFK diye birinden bu o, suikaste kurban gitmiş Amerikan Başkanı'nın yeğeni oluyor. yani JFK, Robert F. Kennedy Jr.'ın e, amcası ve yani aileden demokrat bir adam. Küçüklüğünden beri babası da zaten... E, senatördü ve yani Kennedy'ler işte Demokrat Parti ile özdeşleşmiş kişiler. Demokrat Parti hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Onlar dedi bir savaşın büyük ilaç şirketlerinin büyük teknolojinin büyük paraların ve sansürcülüğün partisi oldular dedi. Ve burada şöyle ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki ben çekilmiyorum. ...askıya alıyorum kampanyamı. Ee, bu arada... ...Amerika'da da şöyle bir... E, ...seçim sistemi var. Bizdeki gibi en yüksek... ...oyu alan kazanmıyor. eyaletlerdeki en yüksek... ...oyu alan kazanıyor. Bazı eyaletlerde de zaten ne yapsanız... ...işte değişmiyor. Yani demokrat Kaliforniya'da... ...demokratlar hep kazanıyorlar. O hiçbir şekilde değişmiyor mesela. Böyle cumhuriyetçilerin kazandıkları yerler yok. Ama swing states dedikleri yani... Kimin kazanacağı belli olmayan bir sefer Cumhuriyetçiler kazanırsa bir sefer Demokratların kazanabileceği e, yaklaşık 10 tane eyalet var. Buralarda ben çekiliyorum dedi ve e, Trump'ı destekliyorum dedi. Yani bu çok önemli. O zaman e, yani Trump öne geçebilir. Hakikaten Trump'ı kazandırabilir. Bunun öneminden bir biraz daha bas Birazdan bahsedeceğim. Ek olarak dedi ki ama hiçbir şeyin değişmeyeceği yerlerde ee, ...gene bana o oy verin dedi. Yani ne kadar oy olduğu da belki anlaşılsın istiyor. Gene o oy oylarınıza talibim dedi. Yani öyle bir ilginç bir şey yaptı. Şimdi bunun etkisi... E, ...hemen bu anketlerde, bu bahislerde görülmez. Yani bunu bu önce bahisleri, anketleri gö gösterdim. Ee, bu etkiyi biz henüz burada görmedik. Ama önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlayabiliriz. Yani bu pozitif olur. Bunun etkisi aslında kripto parada anında görüldü. Anında görüldü çünkü Trump kripto para tarafında Harris karşısında Harris ka kripto paranın karşısında olmanın ötesinde bir de kripto paralar konusunda sürekli olarak böyle e, zorluklar çıkartan geri gençler başkanlığı belki hazinenin başına getirecek yani daha da böyle e, kötü tarafta olunca yani Kennedy'nin Trump'ı desteklemesi bu swing states dediğimiz yerde kripto para için çok iyi olmuş oldu. Borsa için iyi evet ama kripto para için çok daha fazla iyi oluyor. O yüzden de buradan şimdi e, Bitcoin'e geçiyoruz ve Bitcoin'de de çok uzun süredir yatay hareket yapıyoruz demiştim. Şöyle şunları kapatayım da biraz daha e, rahat gözüksün istiyorum sizi böyle bayılmasını istiyorum çok uzun bir süre şurada yatay hareket yaptık günler boyunca dedim ki bu 61 bin şurası işte kırılmadan almayın şu aşağıda da 55 50, 50, bin 50, 50, 56 bin kırılmadan da satmayın yani elinizde varsa tutun dedik yoksa da geçilmesini bekleyin dedik şimdi işte bu Kennedy ile birlikte Burası geçilmiş oldu. Şu anda içi Moku'nun içinde bakın Kennedy'nin Kennedy'nin konuşmasıyla birlikte saat 9'dan itibaren bu şekilde yükseliş geliyor. Ve şu anda yani göstergeler ala dönmüş durumda burada. E, yani süper trend de ala dönmüş durumda. Şimdi bu içi Moku'nun içerisindeyiz. İçim okunun azıcık üzerinde kapatmak yani 65 bin falan olması durumunda hareketin güçlenerek devam etmesini bekliyorum yukarı yönde yani şuradan birazcık yukarı gitmesi durumunda hareketin güçlenerek yukarı gitmesini bekliyorum. Bu daha önceden çizmiş olduğumuz e, çanakta belki şu şekilde. Yani şuradan şöyle gidecek belki biraz geri gidecek vesaire ee, çalışmasını bekliyorum. Yani 71.495 olacaktır. Şu içim üzerinde birazcık kalabilecek olursa yani şu anda 64.381 şöyle 64.900 filan 65.000 olacak olursa ve orada da 1-2 saat kalabiliyorsa. O zaman ee, yani 3-4 saat diyelim ona kalabiliyorsa bu hareketin yukarı yönde devam etmesini bekleriz bitcoin'de. Ee, iyi olmasını bekliyorum. Diğer tarafta Bitcoin'de Bitcoin Market Cap dominance'dan da bahsediyoruz biliyorsunuz. Orada da yani herhangi bir değişiklik yok. Beklentimiz seçime kadar bu şekilde devam etmesi şu yüzde 59 hedefi var. Şöyle kasım başında falan. Ve şey diyordum yani Trump iyi, yani çok iyi kripto para için. Ve Trump kazanacak olursa seçimlerde, burada tam oraya denk geliyor. O saatten sonra belki altcoin rallisi de başlayabilir. Çünkü bitcoin zaten çıkmış olacak. Yani bitcoin çıktı, Trump da kazandı. Bak altcoinler şimdi daha iyi olacak denebilir. Öyle bir ortam olabilir diyoruz. Ee, bu da ondan birlikte hareket ediyor. Yani Robert Kennedy'nin burada Trump'a destek vermesi... Aynı zamanda Bitcoin'e de destek vermiş oluyor. Bitcoin şu anda tam o içim o kısımlarına kadar da yükseldi. Gösterge ala döndü. Ama almayıp bu saate kadar beklemişseniz ki yani ben dün akşam tweet attım Robert Kennedy e, kripto para için çok iyi dedim e, bu bu şey e, ama belki görmediniz almadınız ya da kaçırdınız hemen alamadınız vesaire. O zaman yani birazcık daha yükselmesini beklersiniz Bundan sonra alınabilir. Ana tekrar ana dönmüş müdür tekrar şimdi alınabilir mi bilinir mi diye sormanıza gerek yoktur. Yani bu e, kadar net bir şey. Yani çok pozitif oldu. Sadece içim okuyu geçmesi e, burada belki beklenmeli. Çünkü içim okuyu bazen geçemiyor. Tam da onun sınırında olduğu için içim okudan gerisin geri tekrar yapabiliyor. İşte şu anda içindeyiz görmüş olduğunuz gibi şunu da kaldırabiliriz. Hatta evet şöyle yapabiliriz. Şöyle yapacağız evet. Evet, günlükten alacak olursak işte şöyle bakın tam buraya kadar gelmiş. Ertesi gün burada. Yani artık pazar günü bunun zaten yani 65 bine doğru gidiyor olması lazım. Belki bugün bile bunu yapabilir. Yani olmadı. Pazartesi günü 65 bine. Gidemez de geri gelirse bu sefer bakın şu şurada dümdüz bir çizgi şeklinde 59.550. Yani burası kendine doğru çeker fiyatları. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu şekilde yani kripto paralar için de pozitif çok pozitif bir gelişme oldu Robert Kennedy'nin kampanyasında, seçim kampanyasında böyle bir değişikliğe gitmiş olması. Şimdi gelelim bizim borsaya. Şimdi bizim borsada şöyle bir şey var insanlarda. Ben bunu dün fark ettim ama. Şimdi bir temel olarak bakıldığında bizde sanayi üretiminde dört buçukluk bir gerileme var mı? Var. Dünyadaki en yüksek ikinci enflasyon bizde mi? Arjantin'den sonra. Biz de yani bizim üzerimizde Suriye var gözüküyor ama o da Aralık ayından beri veri açıklamamış. Hadi diyelim ki Suriye'de bizden daha fazla enflasyonsun. Enflasyonda ilk üçteyiz. Yani dünyanın en yüksek enflasyonu var bizde. Faiz indirimi diye bir şey de yok deniyor sürekli olarak. E, ek olarak bir takım yerlerden duyuyorsunuz işte iflas etti, konkordata ilan etti falan. Hatta bir tane borsadaki bir şirket bile konkordata ilan etmiş. Yani iyi değil ekonomi. Yani sanayi üretiminde bu kadar düşüş olması, tüketici güven endeksinin sürekli olarak yani karamsar tarafta oluyor olması aylardan beri falan. Bunlar iyi değil. Teknik olarak bakıldığında da şurada e, logaritmikten ben baktım size gösterdim. Dedim ki bakın bu Şahap Kavcıoğlu zamanında başlayan faiz indirimleriyle başlayan şu hareket artık bitti yani. Bitmiş, kırılmış bu trend, bozulmuş. Şimdi tekrar buradan regular'a geçiyoruz. Bozulmuş. şu dipten başladığımız Fibonacci'de de 9705'e kadar da gelinmiş. Şu noktada azıcık üstündeydik. Şöyle 9900 vesaire bir yerdeydik. şimdi oradan da 9700'e de gelinmiş yani burada. Bu zaten kötü yani. Temel şeyler de kötü ayrıca. Yani e, bunun daha kötüye gitmesi için ekstra bir sebebe gerek yok. Ekstra bir şeye gerek yok. Ayrıca haftalardan beri yabancı satıyor. Ayrıca fonların içerisindeki şeylerin de az, azaldığı söyleniyor. Hisselerin onlar da satıyorlar. Bu kadar satmaya buraya gelinmesi normal. E, efendim Mehmet Şimşek istifa edecek etti veya bu gece istifa edecek gibi böyle söylentiler çıkartıldı. öyle düştü deniyor. Etkisi olmuş olabilir mi olabilir? Çünkü bu borsayla oynuyorlar diye söylüyorum ben bakın. Şöyle bir hareketler olmuş yani şöyle bir çıkıyor gibi oluyor. Sonra şu 17-15'ten itibaren bakın 17-45'e kadar yani kapanışa doğru acayip satmış adamlar burada ne oldu ki burada çok ciddi bir satış geldi mesela bu buradan kimler sattı, neden sattı? Bu mesela araştırılsa bir fikir verebilir belki ama bilmiyorum ne kadar fikir verecek yani. Böyle düşmüş bu buraya. Şimdi yani onun bir etkisi olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani belki bir miktar bir etkisi olmuş olabilir ama zaten kötüydü bu borsa. E yarın buradan ben yani pazartesi günü buradan bir tepki yükselişi gelir mi? Yani büyük ihtimalle gelir. Çünkü bu evet Kapanış kritik desteğin altında olmuş ama son işte gösterdiğim dakikalardaki satışlarla ne olmuş. Dolayısıyla bu destekte kapatmış olarak biz bunu yorumlarız. Bu destekte kapatmış. E bu Nadaraya Watson'ımıza çok yakın zaten. Çok yakın. Bu iki saatlikten baktığımızda evet aşağıda Nadaraya Watson'ın biraz daha yeri var ama yani şu azıcık yukarıda açılacak olsa şöyle 9900'de falan açılacak olsa bu buradan yukarı gider bu buradan yukarı gider burada dikkat edilmesi gereken 10.000 seviyesinin üzerinde kalınması iki saat ve ondan sonra hareketinde yukarı yönde olması ondan sonra daha yukarılara gidebilir bu borsa ama bir tepki yükselişi olmasını beklerim ben çünkü yani temel olarak iyi değil ve çok da ucuz değil yani mesela dolar bazında bakıldığında 284 dolar çok da ucuz değil Hani şöyle bakın 248 dolar olmuş olsa derim bak ucuzlamış tamam bir zirveden bir ucuzlama var. Hem de bayağı bir düşmüş buralardan alınabilir. Buralardan alınırsa en azından biraz bir 300 dolar yapar ve size bir paralar kazandırabilir. Şimdi öyle bir yerde de değil. Yani şu bulunduğu yer öyle çok ucuz harika bir yer değil yani geçmiş şeylerle karşılaştırıldığında. Dolayısıyla buradan bir tepki yükselişi gelmesini bekleriz. Gelmiyor da ilk iki saatte daha da aşağılara gidiyorsa o zaman artık zarar kes yapacaksınız. Çünkü çok öncesinde satın demişiz göstergeler sata döndü demişiz. Ee, gene de insanlar dinlememiş. Ondan sonra diyor ki ben buradan buradan da satayım mı? Ee, buradan da mı sat yani bu kadar zarardaysak da mı satalım? Ee, siz bilirsiniz diyoruz. Bak buradayken bu işler 25 Temmuz'dayken sata dönmüş. Bu kadar beklemişsin. 26 Ağustos'a kadar beklemişsin. Bir, bir ay beklemişsin. Bir ay sonra gene de mi satayım? O zaman bak bu 267'ye gidecek gibi gözüküyor yani dolar olarak. Öyle yani çok sorulduğu için söylüyorum. Yoksa benim burada şeyim yeni alım önermiyoruz. Tamam da sat dedik bitti şeklindedir yani. Dolayısıyla burada evet manipülasyon olduğu birileri sattı falan deniyor iddialar. Araştırılsın tabii kim satmış, kim bu işlerden bir maddi kazanç elde etmiş vesaire. Bunlar araştırılsın de, ama bu pek öyle bir şeye benzemiyor. Çünkü yani öyle bir şey olmuş olsa millet buna inandı da sattı deseniz o zaman dolar niye sıçramadı yani? Değil mi yani insanlar gider o zaman dolar şey yapar, Faiz şeylerinden çıkar, dolar cinsi varlıklara, altına bilmem neye böyle atlar, millet kuyruklar olur işte şeylerde, kapalı çarşıda vesairede. Öyle şeyler olurdu, öyle bir şeylerin olduğu falan yok yani. Bizim borsa iyi değil arkadaş. Ya kendinizi kandırmayın. Kendinizi kandırmayın. Sağlıklı fiyat oluşumu da yok. İyi değil burası. Sağlıklı fiyat oluşumu olmayınca tabii ki o, 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 da istifa etti der, bu kovuldu der, bu görevden alındı der. Her şey de olabilir. Olmaz da değil bu ülkede. Ayrıca son 4 yıl içerisinde 5 defa mı Maliye Bakanı değişti? Yok 4 kere mi değişti? Ve 4-5 kere Merkez Bankası Başkanı da değişti. Yani millete de yok abi bunlar niye olmasın falan diyemiyorsun. Ayrıca şöyle de bir şey var. Hatırlayın Ocak ayıydı. Hafize Gaye Erkan vardı ve işte e, akla ziyan şeylerle, imbir güçlükle elde ettiğimiz kazanımlar falan diye bir açıklama yapıldı. Ha bu Hafize Gaye burada kesin kalıyor dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir açıklama yaptı. Aradan 9 gün geçti ya da belki 9,5 işte 10 gün geçti. A görevden alındı oldu. Yani bir dakika yani. Hem akla ziyan şeylerle bilmem nelerle öyle diye e, iddialı böyle bir açıklama yapılıyor. Aradan 10 gün geçmeden görevden alınıyor. Hani kendisi istifa etmiş olsa falan, işte affını istedi falan. Tamam yani o tek taraflı bir beyanat. Ama bu tarafta yani ben bunu destekliyorum diyorsun ama görevden alıyorsun. E şimdi o zaman açıklamalara da resmi açıklamalara da insanlar itibar etmiyor. Bugün böyle denir, yarın başka türlü olur diye düşünüyor yani. Bir tutarlılık da olması lazım. O da olmayınca tabii borsada böyle şeyler oluyor. Yani tamamen buna bağlamak, borsadaki düşüşü yanlış. Onu anlatmak istiyorum. Yani çünkü bunun bir tepki yükselişi olur. Ha bu e, manipülasyon yapıldı o yüzden düşmüştü şimdi işte manipülasyon olduğu anlaşıldı Çünkü ben istifa etmedim etmeyeceğim dedi Mehmet Şimşek e, o zaman borsa buradan alıp başını yukarı gidiyor gibi düşünebilirsiniz ama önümüzdeki haftalarda veya günlerde tekrar bunun tepki yükselişi olup anlaşıldı tekrar düşüşler geldiği zaman o zaman sarılacak bir bahane de kalmıyor bu tepki yükselişi gelirse ben buradan anlatacağım. Bu artık aşağı döndü diyeceğim. Onu bir satış fırsatı olarak kullanabilirsiniz aşağı döndü dediğim zaman. Ha, aşağı dönmüyor, devam ediyor, yükseliyor. O da mümkündür. O zaman satmazsınız. O zaman biz yanılmışızdır. tepki yükselişi değildir. Burada dip bulunmuştur. Yeniden yükseliş trendi başlamıştır. O olaya ben bu şekilde bakıyorum. Ama benim beklentim artık bu... Iı, yani TL varlıklardan döviz cinsi varlıklar yani altın, gümüş, e, Amerikan borsası gibi şeylere geçilmesi. Kripto paralar riskli buluyorum ama orada da anlattım o riski alırım diyenler tabii ki Bitcoin'de alabilir, kripto para yatırımı yapabilir. Yani bu şekilde bakıyorum ben olaya. Çünkü e, bakıyorum yani bu rezervler artıyor bilmem ne diyorlar. E tamam bir yer bir noktaya kadar geldi yani tıkanıklık var bu şeyde artık ekonomi yönetiminde bir tıkanıklık var. Çünkü bu faiz bu enflasyonu öyle in, in, e, sanıldığı gibi hızlı düşüremedi. Yetmedi zaten böyle ol, olmayacağını söylemiştik. Yani bu kademeli faiz artışı yapıyoruz denilen şeyin yanlış olduğunu söylemiştik. Sonra çıkılan e, seviyenin de yanlış bir seviye olduğunu daha yüksek olması gerektiğini söylemiştik. E, Haklı çıktık yani. Şimdi bak aradan gelmiş adam Haziran'da görev başına gelmiş. Şimdi artık Ağustos bitiyor. 14 ay geçmiş. 15 ay olmuş. Hala daha öyle bir başarı yok yani enflasyon cephesinde. İşte CDS düştü de yok rezerv şeyler toparlandı falan. Zaten burada onlar zaten toparlanabilirdi. Bir sürü şeylere zam yapılmış. Enflasyon düşmemiş. Artı bir sürü dengelerde bozulmuş vaziyette şu anda. Bunlardan bir tanesi de en önemlisi de dolar kuru zaten. Şimdi bu faizi verdiğin sürece bu adamlar geliyordu. Artık yenisi de gelmiyor bu adamların dışarıdan. Mevcut insanlar da tedirgin olmaya başladı. Normal söyledik Ağustos ortasına kadar para, para arzındaki artışla dolar kurundaki artış arasındaki makas %20'ye çıkacak. Bu tehlikedir benim için ve 23'e de gelecek Eylül'de. 23 görmüş olduğu en yüksek seviye bu makasın. Ondan sonra hep bir şeyler olmuş, dolar çıkmış yani. Serbest kur rejimi de yok. Olduğuna ben inanmıyorum en azından. Yani bu görüntü bana bu kurun serbest olmadığını gösteriyor. Bana pek bir serbest kur gibi gelmiyor bu. Şu şekilde ben bakıyorum buna. Bu bana serbest gelmiyor. Bilmiyorum size serbest geliyor mu? Burada işte eskiden bir rampamız vardı. Eski rampa şu şekilde geldi. O rampada nerede bitmiş? Nisan başında bitmiş. Sonra bir işte şöyle dedik takke gibi bir şey var dedik. İşte böyle bu kafa burada. Bu üstte takkesi. Bu da işte onun siperliği gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle bir şey var. Öyle bir formasyon var. Sonra yeni bir tane başlıyor bu. Hazirandan itibaren şu şekilde ve bu rampanın da hedefi 36 ve bu yanlış bir şey. Yani çünkü burada e, birisi bunun sene sonuna kadar 36'yı geçmemesini istiyor. Bu yanlış bir şey. Neden yanlış? Çünkü bu bir serbest kur rejimi değil. Serbest kur rejimi olmadığı yerde bütün fiyatlamalarda problem olması normal olur. Borsada da problem olması normal olur. Yani önce bir serbest kur rejimi olacak. Dışarıdan para gelmesinin, gitmesinin öndeki engeller çıkmış olacak. E, kur alım satımında, yani döviz alım satımındaki anormal makaslar ortadan kalkmış olacak. Tekrar eskisi gibi serbest olacak. Ondan sonra serbest sağlıklı fiyat oluşumu olabilir piyasalarda. Şu anda öyle bir şey yok. O zaman borsada da riskler bitmiyor anlatmaya çalıştığımız şey budur. Yani borsada halen daha riskler de var. Halen daha paralar kazanılabilir. Ama yan kağıtlar gitmiyor dersiniz. İşte endeks çıktı ama ben 6 ay evvelki seviyedeyim dersin. Analistlerin çok beğendiği hisseyi aldım. Zarar ettim dersin. Böyle şeyler olabilir. Temel olarak o şirket kötü değildir. O şirket değerlemelere göre ucuzdur. Analistler beğeniyordur ama konjonktür borsa için uygun konjonktür değildir ve işte bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.